aşmış bir kişi olarak görüyorum sizden. 250 kitap okudum. Ne kadar sürede? 5 ayda. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Atakan Kayalar 5 ayda 250 kitap okuyarak Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Türkiye'de kitap okumuyorum diyenlerin oranı %22,5 iken, Türkiye'de ayda kitap alanın oranı ise %22,5'larda. Peki halkımız neden kitap okumuyor? Atakan Kayalar hakkında neler düşünüyor? Gelin hep beraber bu soruların cevaplarını alalım. Türkiye'deki kitap okuma oranı çok düşük. Sizce bunun sebebi ne? Kütüphaneler az. Bizim mahallede mesela hiç kütüphane yok. Sadece okulda var. Okulda kapalı oluyor sadece 3.30'da. Bir tek bir mahallede var. O da 2 kilometre ötede. Başka insanların ders çalışabileceği bir yer yok. Ya kütüphane olsa normalde gideriz yani ders çalışmaya. Evde çok ses falan gürültü oluyor. O yüzden gidemiyoruz. Yani kütüphane olsa ben giderim şahsen. Tek sebebi bu. Peki Atakan için neler söyleyebilirsiniz? Filozof Atakan. Ya 10 yaşındaki bir çocuğun öyle üstün, yani böyle bilime meraklı olması çok ilginç. Ne diyeyim ki? Hayatında başarılar dilerim yani. Ya mesela benim felsefem de kötü. Ben felsefeyi çok meraklı değilim. 10 yaşındaki bir çocuğun felsefeye bu kadar meraklı olması ilginç yani. Bir de Türkiye'den çıkması böyle bir şey. Gurur duyucu yani. İleride bu çocuk her şeyi yapabilir. Önü açık olursa zaten bazı röportajlarını izlemiştim. Şey diyordu yani, imkanım olsa diyordu, yani daha iyi şeyler yapabilirdim diyordu. Yani çocuğun önünü açsalar yani her şeyi yapabilir. Eğitim seviyemizden olmalı yani. Eğitim sistemi sürekli değişiyor. İnsanlar okumaya teşvik edilmiyor. Mesela Kahramanmaraş'ta kitap fuarı her yıl açılıyor. Maraş'ta, şehrimizde bu yaygınlaştırmaya çalışılıyor. Ama diğer illerde sanırım böyle çalışmalar yok herhalde. Ondan olabilir. Dediğim gibi eğitim seviyemizden olacak. Peki Atakan hakkında neler söylemek istersiniz? Atakan hakkında da izliyorum televizyonda. Gerçekten çok süper zekalı bir çocuk. Allah esirgesin. İnşallah ileride ülkemize çok faydalı bir zeka olacaktır. Ümidim böyle. Ama şu an görünen şey de var. Yani biraz fazla böyle, biraz egoiste davrandığı şeyler var. Mesela ben bir okulda tek başıma kalacağım, ben tek başıma okuyacağım falan. Yani biz ne yapalım, ülkeyi mi terk edelim, tek başına sen mi kalacaksın? Biraz önünü yani eğitilmesi gerekiyor. Yani tek başına bırakılacak bir çocuk değil yani. Peki sizin çocuğunuz Atakan gibi olsa ister misiniz? İsterim tabii. İsterim Atakan gibi zekalı bir çocuk olmayı, çocuğu olmayı herkes ister bence yani. Peki siz kaç kitap okuyorsunuz? Ben kitap okumuyorum işin doğrusu. Eskiden okuduğum oldu ama son zamanlarda kitap okuma alışkanlığımı kaybettim. Okumuyorum işten güçten dolayı. Okuyamıyorum yani, okumuyorum demeyeyim de. İşte televizyonda haberler, gündemi takip etmek falan kitap insanın aklına gelmiyor. Ben de zaman zaman, yani dediğim gibi bayağı bir zamandır okumuyorum. O insanların cahilliği yani, kitap okumaması. İnsan yani okumak özgürlüğe uçmaktır. İnsanların kitap okuması lazım da okumuyor yani. Hayat telaşına varmışlar yani. Evlenecek, iş sahibi olacak, işe gidecek. Yani hayatı monoton bir şekilde yaşıyorlar. Sabah işe git, akşam işten gel, yat, uyuz, geri sabah işe git. Ona vakit ayırmayı düşünmüyor. İnsan kendine kitabın bir şey katacağını zannetmiyor. Bir insanlara bir şey anlatamayız. Okumasınlar, özgürlüğe de uçamaz onlar da zaten. Klasik yani, bir çerçevede yaşarlar hayatı. Siz kaç kitap okuyorsunuz bir ayda? Bir ayda ya ben günlük mesela ortalama bir 30-40-50 sayfa okumaya özen gösteriyorum yani, uyumadan önce. Gerek PDF olarak olsun, gerek evdeki kitaplarımdan. Genelde makale okuyorum ben. Önemli olan o. Peki Atakan hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ufak çocuk daha, yaşı 10. Böyle yaş 7 yaşıyla 14 yaşındaki çocuğun ezber yeteneği kuvvetli olur. O çocuğun 250 tane kitap okuması güzel bir şeydir. Sadece çocuk kendi yaşına uygun kitaplar okuması lazım. O çocuğun felsefeden anlayacağı bir şey olamaz bu yaşta. Sadece ezbere dayalı bir yorumlar olur. Sadece o kitapta ne okuduysa onu söyler. Ona hiçbir şekilde yorum getiremez. İnsanın kitap okuması, ona kendine özgün yorumlarını getirmesi lazım. Dikkat ettiyseniz kitapların yanlarında boşluk vardır. Bizim insanlarımız kitabı okuduğu zaman düpedüz okuyor yani, klasik bir roman okur gibi, ama onun yanındaki boşlukları kendi doldurması lazım. Kitapların asıl amacı da bu. O yanlarındaki boşlukları kendi doldurması lazım. Ufak bir çocuğu o şekilde meşhur ettiler. Yani sonu da hüsran gibi duruyor çocuğun yani.
psikolojiyi bozacak yani. O kadar kitap okumak da yararlı değil diyorsunuz. Her şeyin bir dozu olmalı. Dozu olmalı. Fazlası zarar olmaz da hani bir dozajına göre o yaştaki bir çocuğa zararlı yani. Çünkü alanın dışında aklını yitmeyeceği şekilde alandaki kitapları okuyor. Felsefe alanı, yaşı daha genç, çocuk daha o. Yani kendi kategorisine kitap okuması lazım. Macera kitaplarını falan. Bir hayal gücünü genişletmesi lazım öyle. Ezbere dayalı bir kitap okumaması lazım. Ben 8 ayda 250 tane kitap okunduğunu duydum da. Yani 8 ayda 250 tane kitap okunduğunu sanmıyorum. Tabii kitap okumamız gerekiyor. Yalnız işte ne kadar doğru ne kadar yanlış çocuğun bilmiyorum yani. Türkiye'de kitap okuma oranı oldukça düşük. Sizce bunun sebebi nedir? Nedir? İlginç de olabilir yani mesela. İnsanlar işinde gücünde olduğu için yetiştiremiyor kitap okumaya bence yani olabilir. Şu anda gündemde Atakan var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya çocuk bayağı kendini aşmış bence. Yani. Değişik bir çocuk yani. Bilmiyorum. Mesela annesine yaptığı hareket bayağı şeydi. Evet. Yani. Sonunu valla pek iyi göremiyorum yani önüne geçmezlerse ya şu anda. Benim çocuğumun öyle olmasını istemem. Kendi çocuğumun öyle olmasını istemem. Hepsi, her şeyi yaşında yaşaması lazım çocuğun. Yani fazlası eğer birikimleri değerlendiremezse patlar. Peki, değerlendirilmesi lazım. Peki Türkiye'de kitap okuma oranları oldukça düşük. Sizce bunun sebebi nedir? Sebebi aileden kaynaklanan bir şey. Yani şimdi kendi kitap okuyan insanlar çocuklarına da okumaya teşvik ediyor. Fakat şimdi ben ömrümde 3 kitap okumamışım. Fakat çocuklarıma elimden geldiği kadar okutmaya çalışıyorum. Yani alışkanlık diyelim. Türkiye'deki kitap okuma oranı da çok düşük. Evet, maalesef öyleyiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden kitap okumuyoruz sizce? Vallahi bilmiyorum ki artık geçim sıkıntısı mı? Ben bunu kendimden öyle biliyorum. Yani bilmiyorum ki bu bizde biraz teşvik mi az? Eğitim sistemimizden mi? Bunu bilmiyorum yani bu sıkıntı. Evet oranımız çok düşük. Ama bilmiyorum neden yani. Daha çok basit eğlencelerle şundan gençlerimiz veya hepimiz yani bir gençlerimiz şu değil. Şu an Türkiye okumayı severim. Ne kadar kitap okursunuz ayda? Vallahi ne kadar okurum derken çocuklarım da okur, ben de okurum. Ben kitap okumayı severim. Peki Atakan hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar bilgim yoktur. Şu anda gündemde ne koronavirüsü ne şu ne bu Atakan Kayalar var efendim. 250 kitap okuduğunu söylüyor daha 10 yaşındaki çocuk kısa bir sürede. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olabilir ablam. Çalışan zekası olan yapıyor. Türkiye'de kitap okuma oranı oldukça düşük. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya ablam Türkiye'dekiler biraz nasıl desem bilemedim ki. Ya para peşinde, kitap okuma peşinde değil yani. Boş işler.